İyisiniz inşallah. İyiyiz, Allah'a şükür. Arkadaşlar burada, Bey. Öyle mi? Evet, merhaba, Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, abi. Hoş bulduk kardeşim. Merhabalar, Baycım ben de. Bahsetmiştim ya, Haldun bizim yazılımcımız diye. Sen devam et, biz buradayız. Teşekkür ederim. Senin fanınım. Senin yüzünden Batucu olmaya karar verdim. Beraber olalım. Sen çok zeki bir adamsın. Seni de tebrik ederim. O çok zeki değil mi? Biz fuarı gezmeye geldik. Yazılımcıyız. Öyle mi? Ayaküstü tanıştık. Şimdi bana yardım ediyorum. Müthiş birisidir. Yapacağız abi. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Öpelim. Sevelim ya. Mübarekten ne insansın ya. Ne güzel insansın. Hep izliyoruz. Canlı görmeye başlıyoruz. Merhaba. Merhaba. Yeni yazıcısınız. Takip ediyorum sizi. Estağfurullah abi, ne demek. Sürekli. Şey, kamera tersine kaldı. Nihat abi gel. Yürken yap. Derin yap. Çok faydanız oluyor. Şu sağ videolar olun, var ya. Yeni yazıcıların hepsine veriyorum. Dedim abi nasıl yapacağız dedim. Ben anlattım. Sezgin Kurt, ben takip ediyorum. Çok teşekkür ederim Sezgin abi. Allah razı olsun. Nihat abi gel. Ama emeğiniz çok ya, Allah razı olsun. Evet, hemşeriymişiz, görüşelim. Çeviriniz de çok güzel. Nerede? Çelkeş'ten. Siz de, tamam. Üçümüz. Nihat tamam. Abi gel fotoğraf çekelim abim ya. Aga, senin internette bir resmin var. Hani derler uydu mu ama kovanları rengarenk. Ulan yüz kovanı yüzünü de ayrı boyadım ya. Senin yüzünden oldu bunlar hepsi. Güzel olmuş abi. Vallahi orada bizim bir boya firması var. Meşgul etmedim. Adımı valla kandırdım. En renk için çünkü bana azıcık boya lazım. Azıcık boya lazım. Estağfurullah. Kitap haline getirenler şey, sizin videonu izleyip kitaphane de getirsinler. Bizden tabii sonraki nesiller arıcılık yapacağı zamanda çok faydası olacak. İnşallah. Biz iyi biliyoruz ama bizden sonraki de aktaramazsak hiçbir öyle, faydası olmaz. Öyle, aktarmak için büyük mücadele verelim. Siz yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Abi, canım, 10 yıldır izliyorum. Abi, çok memnun ve kişiniz de çok güzel. Şu mantarlar, evet, değişik doğala ilgilenmeniz, bir de anlatım tarzınız onunla. Teşekkür ederim. Çok memnunuz sizden. Yedi aracılar hep bir şey diyoruz, sağ olasınız. Siz mi yardım ediyordunuz genelde? Ben de beraberiz. Tuna Bey, bir isteğiniz var mı? Köpeklerden bulabileceğim adres var mı? Var. Özelden yaz, atarız. Arayacağım. Tamam arayacağım. Allah kolaylık versin. Abi çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Sağ olasınız. İyi çalışmalar diliyoruz. Valla Nihat abi, görüşürüz. Her zaman. Allah razı olsun. Size de kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sağ olun. Bir daha söyleyin abi. Ara sıra Muhsin Hoca'dan bahsediyorum. Evet, ben Namık. Evet, siz mi öğrencisiniz? Ben de öğrencisiyim. Ne zaman? İlk. Şurada biz ilk değil canım. Üçüncüyüz. Merhaba Sunur. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Allah'a emanet. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Merhaba. Biz Allah. Çok sık takipçinizdir. Allah, estağfurullah. Sizi çekebilir miyim ne acaba? Demek, ne demek? Teşekkür ederim. Sesler. Tren keşler. Ne bakalım. Mazlar unutun. Mazlar. Süpersin. Size hizmet edebilir miyiz? Tabii ki. Ne demek? Allah, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ailece severek izliyoruz. Evet. 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 Yasin Köy. Video mu fotoğraf? Tekirdağ'da. Park fotoğraf çek. Tabii. Malkara'da. Tabii. Soner Bey bir yüksel alalım. Bir daha söyle. Neydi ya? Halil Yılmaz sanıyorum. Halil abi, nereden de? Ankara'dan. Ankara, kusura bakma. Yolun düşerse muhakkak beklerim abi. Şöyle bir kaydı. Tabii tabii. Tamam abi, son nerede? Tamam abi, kusura bakma. Allah razı olsun. Aracısınız. Aracıyız abi. İyi abi, çok güzel. Yok, bir selam verdin gittin öyle bir dedin. Ben de bir selam vereyim de öyle gideyim dedim. Hoş geçmeyin dedim. Güzel adam, estağfurullah. Çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Biz de buradayız, bir geldik bakalım. Bir iki eşimiz, dostumuz var, onlarla bir görüşme yapacağız inşallah. Onları bekliyoruz. Güzel yayınlarınız evet, var. Sağ olasın. Güzel anlatım var. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bilgiler için teşekkürler. Yani. Camiye bayağı faydanız var. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Merhaba. Merhaba. Seninle tanışmak için çok istiyorum ama sanırım yoğunsun. Yok ya, ne demek abi, beraber. Nasılsın? Tanıştım, sen nasılsın? İsmin ne? Benim ismim Muğla Fethi'den takip ediyorum sizi. İsmin çok güzel. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Sayende çok şey öğrendim ben ya. Nasılsın, iyi misin? Valla çok teşekkür ederim Muhammed ya. Muğla'dasın. Fethiye. Fethiye'desin. Fethiye'de, evet. Çok güzel. Çok önceden gidiyordum oraya çok sık ama daha sonrasında biraz evvelik. Merhabayın. Nasılsınız? İş güç işleri yoğunlaştı mı abi? O yüzden evet, gelemedim evet, oldu. Biraz öyle oldu. Antalya'ya gelmiştim. Ben Antalya'da da yoktunuz değil mi? Tabi Isparta'ya falan daha çok gidiyoruz orada. Biraz aralarım var. Evet. Öyle yapıyoruz. Bir tane abi hatta böyle kayaların önünde falan. Evet, Adem. Isparta'da, sütçülerde.
hani hep biz kulaktan duyma yapıyormuşuz ya. Yok ya, olur mu öyle? İşi beraber. Şeyle yapmak, hani bilimin dediğiyle yapmak çok bambaşka bir hep şey. Hep beraber inşallah, beraber çok beraber. Bambaşka bir şey abicim. Beraber. Ben geziyordum valla, sizi görünce çok mutlu oldum abi. Aa, canım benim, sağ olasın ya. Eksik abi olma. Yine geleceğim, olur tamam mu? Da, siz ne satıyorsunuz abi? Ben bir şey satmıyorum, arkadaşları dolaşıyorum böyle bir. Tamam abi. Şey yapıyorum, yine görüşürüz. Yine geleceğim abicim, sağ teşekkür ederim. Olasın. Evet efendim. İşte işte harika. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Harika gözüküyorsunuz ya. Dalışıyorsunuz, dalışıyorsunuz. Siz de çok iyisiniz hocam. Çok şükür. Kış bitti. Vallahi bahar geldi ya. Birer birer. 16-17 dereceler geçiyor. Bravo. Evet. Tam öyle. Şu an iyi geçtiği için Mart'ı atlattık. Atlatamadık, bizim için büyük sıkıntı. Çözeceğiz. Bana emanet. Tamam mı? Yine buralarda görüşeceğiz. Tamam, öyle yapalım. Çekilelim abi. Abi de lütfen. Abi güzel adam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi çok memnun oldum sizinle tanıştığımda. Kolay gelsin. Tamam, bunu yiyebilirim ya. Benim yani. Ben de tabii doğal. Bakayım probiyi. Ben bir şey atlayayım. Umut abi. Aa, sağ olasın. İsim neydi? Umut abi. Umut. Neylesin? Hardanlıyım abi. Hardanlısın. Aynen. Teşekkür ederim. Tanışmış olun. Eksik kalın. Ben de öyle. Sıkışma yaparken bir kovana kaç montak sürecek? Her çerçeveye mesela çektiğin zaman çok hafif bir sahip pis pis çek, 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 çek. Çek, çek. Değil ya. Çevireyim. Tamam. Şur yani şöyle. Çektim. Çektim çerçeveye. Pis pis. Ama tamam. Bu çok etkili bir yöntem. Selamünaleyküm. Selam hocam, hoş geldiniz. Ahmet, nasılsın Ahmet Bey? İyi hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, hoş mikrofonu alsın ha. Osman abi. Gel. mikrofonu al istersen böyle. Bak şimdi. Selamünaleyküm. Osman abi de bizim yurt dışından misafirimiz. Ben bunları kullanıyorum. Ana arı kafeslerini kullanıyorum. Bunlar çok profesyonel. Bu şekilde takıyorsun. Keki buraya koyuyorsun. Keki buraya. Ana arıyı buraya koyuyorsun. Şöyle baştan burasını kapatıyorsun. Keki koyuyorsun. Sonra şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyorum. Anayı da buradan salıyorum. Daha sonra bunu kapatıyorum. Hazır. Müthiş bir şey. Ne ağacıydı bu? Diş budak. Diş budaktı bu. Diş budak ağacı. Diş budak özel, ağacı. Özel bir ağaç. Tabii. Güzel bir ağaç. Ahmet abi ürünü gönderdim Osman'a, biliyor. Evet, biliyor değil mi? Evet. 5 bin evet. Osman'a bilir bu. Evet. Nasılsın, iyisin? İyi, Allah aşkına. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Evet, biz de dostumuzla beraber çalışıyoruz. Teşekkür ettim. Ayağınıza sağlık. Ne demek? Beni ziyaret ettiniz. Yürekten kutluyorum. Sağ olun. Ben bunu ilk gördüğümde dedim, bu ne ya? Yatak odası takımı gibi dedim ya. Çok hoşuma gitti, çok da güzel olmuş. Merhaba. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, eksik kalmayın. Allah razı olsun. Tamam. Çok teşekkür ederim. İsim neydi? Osman Keser. Osman abi, Osman. Maşallah, maşallah Osman abi. Allah razı olsun. Ahmet abim, görüşürüz. Çok teşekkür ettim abi. Ben teşekkür ederim. Ayrıca sağlık, ayrıca buralardayız. Görüşürüz. Yine uğrarız inşallah. Tamam, Allah razı sağ olasın. Görüşürüz. Tabii. Teşekkür ederim. Bakalım, hayırlısı olsun. Osman abi, tanışmak bugüne abi. Nasip oldu. Nasılsın abi? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür. Tanıdın mı? Ya yine Emre. Allahu ekber ya. Tamam ya. İyisin abi. Erkan Bey, bu adam çok orijinal bir adam. Şey der misin? Şu an için propolisi en iyi şekilde çözebilen adam bu. Tabii. Bak ne çok diyorum. Şükür. Propolisi en yüksek değerleriyle çözen adam bu. Laktik asitle çözüyor. Su bazlı. Suda çözülebilir. Alkol yok. Helal. Alkol kesinlikle helal. Yok. İçerisindeki maddelerin hepsi doğal. Alkol. Yani ekmekte, unda vesaire falan ne varsa kurabiyede aynı maddeler var. Evet. Çözülebilirlik konusunda %50'ye kadar çıktık. Çok şükür diyoruz. 3 ila 15 kat alkollüye göre daha iyi sonuçlarımız var. Uludağ evet. Üniversitesi'nin tahlillerine göre. Evet. Ben kullanıyorum. Harika bir ürün. Şu an için mesela alkol bazı değerlere de zarar veriyor aynı zamanda. Ama laktik asit bazlı olduğunda bu bazı bileşenleri daha da güzel bir şekilde açığa çıkarıyor. Ve bunu biliyorduk, yapıldığını biliyorduk ama
Bu güzel adam çok güzel başardı onu. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Alkolünü çözemediğim maddelerden 5-6 kalemi dahi çözdürebiliyorum. Telefonda yazışıyoruz ama Nafiz Bursa'da. Aa maşallah. İyisiniz. Ya, iyiyim. Yasin abimle görüşürüz. Tamam. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Biz de sonunda buldum. Geldik. Buradayız abicim. Dolaşıyoruz bakalım fuarda biz arkadaşları beraber. Sağ olun. Yazıyorum. Ya teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Rica ederim. Bir doğalcı abimize daha denk geldik. Onun da araları tamam. Sağlanmış. Kendi röportaj yapsın. Tamam gelsin buyursun. Buyur abi. Aralarımız da sağlam. Ürünleri kullanan arkadaşlarmış onlar. Bizim... Evet nasılsınız abi? Teşekkür ederim. İsminiz neydi abi? İrfan Akman. Zonguldak dağcılık yapıyorum. Evet. Şimdiye kadar da hiçbir kimyasal ilaç kullanmadım. Evet. Çok da memnunum. Memnunsunuz. Memnunum. Evet. Ne mutlu abi. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Senin sayende acıyla başladım. Ne demek abi? Hep beraber inşallah. Senin sayende başladım. İnşallah çok sağ olun. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ettim abi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Öyle mi? Aa, kusur, eğer hatamız bazen oluyor kusura bakmayın. Telefonlar herkese konuşuyor. Bilmiyorum. Bana da WhatsApp'tan cevap veriyor. Atıyorum. Aa kusura bakmayın ya. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Kilo mu aldık biraz? Susma abi ya. Yok, söylenir mi öyle şey? Ay bir dakika söyleyeyim. Ekranım daha yakışıklı daha böyle. Teşekkür ederim. Ya. Ya Van'a falan gidiyorum ya. Van'a gidince bir et yediriyorlar, bir et yediriyorlar. Böyle oluyor sonra. Yani İçime çekiyorum çünkü yine çaktırmamaya çalışıyorum. Daha otobik böyle tam dağ adamı gibi duruyorsun. Abi. Böyle özeniyoruz. Biraz kül aldım abi ya. Özür dilerim. Doğru söylüyor. Teşekkür ederim. Görüşürüz bakalım. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? Takip ediyorum. Hocam abi. Teşekkür ederim abi. Şey yaptı, nereden? Karadeniz Ereğli. Oo çok güzel yer. Devamlı takip ediyoruz sizi. Ereğli. Tamam abi. Mert'in güzel olduğu yer. Tamam. Çok teşekkür ederim. Buralardayız bir esnafla da şey diyarı Zonguldak Ereğli. Öyle mi diyorlardı? Kestane balın diyarı. Vay. Şey dedi mi o? Ama tadına bakmadınız hiç değil mi? Yok abi bakmadık. Evet. Nasılsınız? İyi, maşallah maşallah. Teşekkür ederim. Tel germe. Hayır olsun. Sen buralara geleyim. Ama. Gelmiyordum. Bu sefer geleyim dedim. İyi yapmışım. Geleceğim gelirim. Tamam. Bu da ana ara üretim. Selamünaleyküm. Hoş, hoş bulduk. Böyle geçebiliriz herhalde. Tabii ne demek. Gel Osman abi. Gel. Bak. Şöyle bize biraz tanıtır mısın? Ürünümüz çift bölmeli strafor ana ara kutusu. Ürünümüzün en büyük özelliği ürünümüzün 4 tane çıtası normal bir kovan çıtasının içerisine oturmaktadır. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Ana ara üretimine başlamadan önce normal kovanlarda, büyük kovanlarımızda çıtalarımızı kabarttırıp, yavru attırıp eğer transfer sistemini biliyorsak kapalı yavruyla 2-2 bölerekten devam ediyoruz. Eğer transferi bilmiyorsak açık yavruyla 3-3 arasını biraz baskın bırakarak sütünü beslemesini iyi yapabilmesi için bu şekilde devam eden bir sistem. Şu şekilde kutumuz. Şimdi sezon içerisinde bir tarafı ana ihtiyacımız bitti. Bir tarafın anasını kullanıp orta bölmelerini kaldırarak da kutuyu tek anaya düşürüp devam edebiliyoruz. Yani. Çıta ekleyerek birleştirebiliyoruz. Daha da ihtiyacımız yoksa kovanımızın kendi ürünümüzün katı var. Katını da koyaraktan mükemmel bir şekilde petekli bal üretimi yapabiliyoruz. Ürünün katında, kapağında her yerinde mıknatıslı kilit sistemi mevcut. Rüzgar atması yok. Aynen. Ürün kendi tasarımımız. Kendimiz arıcıyız. Her şeyden önce. Evet. Manyetik. Bu şekilde ürünlerimiz kışlatma garantili satıyoruz. Şu anda 10.000 üzerinde sahada malımız var. Çok şükür tamamı kışladı. Bir test edelim mi bunları? Tabii test edelim. Ürünün üzerinde not yazabileceğimiz, asetatlı kalemle not yazabileceğimiz iki tane bölgemiz var. Şimdi şu şekilde yazalım. Kutuyla alakalı bilgileri yazıyoruz. 6 ay 7 ay doğada silinmiyor. İşlem bittikten sonra kolonyalı bezle rahatlıkla silebiliyoruz. 2 adet var bundan.
Ayrıca gezginci arıcılarımız için bir kamyon arıyı yükleriz. Hani 10 tane 20 tane şeyimiz konik kutumuz sığmaz ya. Bizde öyle bir durum söz konusu değil. Ürünün ölçüsünü gezginci arıcılara uygun olaraktan tasarladık. İkisini yan yana koyduğumuz zaman normal bir kovan ebatına geliyor. Diyelim 10 tane kutumuz var. 5-5 dizdik. En üstüne kovanı koyup spanzetle bile ikisi bir kovan yapıyoruz. Ürün dediğimiz gibi kendimiz her şeyden önce arıcıyız. Ürün tasarımı, her şeyi, patenti, Ar-Ge'si bize ait. 8 yıldır sürdürdüğümüz Ar-Ge'nin sonucudur. Bir tane deneriz bundan. Ben de tabii, bir arıltı bir deneyelim İnşallah bakalım. Şey yapalım abi bundan. Evet, Doğan Arıcılık. Doğan Arıcılık, Mersin firmasıyız. Evet. Sen bizi tanıyorsun, biz tanıyamadık. Biz seni çok iyi tanıyoruz çünkü aracılığımızda emeğin çok, öyle diyelim. Aa, güzel, maşallah. Aa, ne güzel, tamam ne güzel. Yas abi de zaten az önce merhabalaştık. Osman abi de Kuzey Irak'ta. Osman abiyle anlaştık. Tabii. Mal göndereceğiz tamam. inşallah. Tamam, gönderin, yardımcı olursunuz. İnşallah. Şimdi bizi bir dolaşıyoruz. Tamam. Abi, dolaşıyoruz. Memnun oldum. Tamam inşallah. Vallahi merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi, iyi misin? Teşekkür ederiz, şükür kavuşturana. Eyvallah, merhaba, hoş geldiniz. Sağlık, sıhhat. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz, çok şükürler olsun. Allah'a emanet olun. Osman abi. Abiler dedi, gelelim diye. Evet. Arıcılık sektöründe, maskede, ya da sadece maske demeyelim buna, bir maske, eldiven, kıyafet sektöründe evet, evet. diyelim. Aynen, aynen. Önemli aksesuar sektöründe söz sahibisin. Arıcılık ve tekstil, evet. Evet, arıcılık tekstil diyelim. Arıcılık koalisyonunda diyelim o zaman. Evet, acılık, bravo, şey, kreasyon. Kreasyon. Evet, evet. Sen belirliyorsun renkleri. Evet, evet. İşte, değil mi, onlara, bu senenin renkleri bu, bu sene. Aynen, 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 evet. Bu sene modelleri bu. Evet. Biz nasip olmadı. Birkaç defa bir ulaşım sağladık ama nasip olmadı. Çok senin de yoğunluğa denk geldi herhalde. Şöyle güzel bir maske falan aslında biz de arzu ediyoruz inşallah. Tamam inşallah. Biz de senin maskelerini şöyle bir kullanalım istiyoruz. İnşallah olur. O şanslı kişilerden biri de biz olalım. Olur evet inşallah. Olur. Neden olmasın? Evet. Nasıl, ürün çeşitliliğiniz neler? Ürün çeşitlerimiz, bayağı bir çeşitimiz var. Evet. Normal maske, uzay maske, çeşit çok, eldiven çeşitlerimiz var. Yeni bu sene imalata başladık. Deri ve havalı eldivenlerimiz var. Oh. Buna da bakabilirsiniz. Yani çeşit bayağı bir zengin bu. Çeşit. Baydar Arıcılık. Evet, Baydar Arıcılık. Yeni şirketimiz de Big Crew'un. Yeni bir şirket daha kurduk. Oh. Yurt dışı inşallah hitap hayırlısı edecek. Hayırlısı olsun, hayırlısı sağ ol, olsun. Teşekkür ederiz. Bu arada yeni şirketimiz de Big Crew'un. Ben de sizi tebrik ediyorum. Sektörde emeği geçen herkese yürekten kutluyoruz. Ben de sizi tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Eksik olmayasın. Sağ olun. Seni de şöyle bir görelim istedik. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yine beklerim. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun maşallah. Hamdolsun. Çok şükürsün. Nasılsınız? Çok şükür hocam. Allah razı olsun. Maşallah. Maşallah. Sübhanallah. İsim ne? Mutlu hocam. Mutlu. Allahu Ekber. Allah razı olsun hocam benim. Allah razı olsun. Güzel adam. Allah razı olsun. Sizden de alabilirim. Takip ediyorum hocam sizi. Teşekkür ederim. Allah'ım teşekkür ederim. Allah. Malzeme vermediniz ama. Başlar olur mu öyle şey ya? Tunceli de buna gönlüm. Hakan Arıcı. Güzel ya. Nasılsınız? Yasin hocam nasılsın? Tunceli bizim için bambaşka. Hocam sabit mi? Yasin. Estağfurullah. Yasin hocam. İsim neydi? Ben çok, ben Makedonya. Maşallah Makedonya. Ben de Makedonya. Üsküp. Üsküp. Konuşup. Konuşamıyorum ama Üsküplüyüm. Makedonyalıyım. Maşallah, maşallah. Görüşürüz. Allah razı olsun. Aleyküm selam, aleyküm selam. Allah Allah. Ben diyeceğim, ülket programı diyeceğim. Yani takip ediyorum seni. Yani. Çok teşekkür ederim. Anladım, anladım. Anladım. Anladım, anladım. Merhaba. Merhaba. YouTube'da sizi izlemeye başladım. Teşekkür ederim abi. Hayırlısı olsun. İsim neydi? Ömer ismim. Hmm. Ben teşekkür ederim. Neredesiniz? Ben Şavşat, Artvin. Maşallah ne güzel yer ya. Aynı çok güzel yer. Tebrik ederim. İnşallah haberleşiriz, devam ederiz beraber. YouTube'dan takip ederim. Tamam, beraberiz o zaman. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben o çok iyi hatırlıyorum. Siz iki hocayla da... Tunceli benim için çok ayrı. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Tunceli var ya. Perke'ye bir gelirseniz... Bir de oradasın. Sizi he. Ben çok yani her şeyinizi YouTube'dan takip ediyorlar. Abi senin adın neydi? Benim Turgay. Sen ne? Turgay. Turgay abi sen mutlaka bir şeyde WhatsApp'tan ya şey konuşalım. Tamam mı? Evet. Efendim merhaba. Merhaba abi.
sizin şeyle YouTube'dan takip ediyorum. Teşekkür ederim abi. İsim neydi? Benim Yasin peki. Yasin abi, teşekkür ederim abi. Sen Trakya tarafındaydın. Ben Trakya'dayım abi. Sizi takip siz, ediyorum, izliyorum. Siz ne tarafta? Karadeniz'e abi. Biz buradayız ya, İstanbul'da. Net Anadolu tarafına. Şeyde ben. Oo maşallah iyi ya, ne güzel abi. Şeye geliyoruz. Gümüşyaka tarafına geliyoruz. Ay şeyde. Ben de bakıyorum. Abi gidelim. Abi teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın. Videolarını izliyorum. Çok evet, teşekkür evet. ederiz abi. Allah razı olsun. Bir de dolaşıyoruz bakalım şöyle. Güzel bilgilerim var. Abi şimdi. Sağ ol abi. Kısık olmayasın. Elinde geliyor. Evet, çok güzel teşekkür abi. Ederiz. Çok sağ olasın abi. Ama ben seninle şey sen bir ara anlattığını fark ettim de bu hani bizim ballar dönüyor ya Trakya'da. Evet. Bu ne? Hala anlatamıyorum. Yapamıyoruz ha. Sahte bal. Ah be abim ya. Ya bununla ilgili var ya. Yapacağız abi. Bununla ilgili artık böyle bir bayağı bir böyle şey yapacağız. Kovan çam gördüğüm sarı kadarıyla. Sarı çam abi. 3 santimlik sarı çam bunlar zaten. 7 çıta. 7 çıta. Koloni zaten 7 çıtadan sonrası zaten 7 şey getirdin mi 7 tamam. çıtadan sonra kendini kurtarıyor zaten. Kritik burada 7 çıta ya. Kışlaması da aynı zamanda. Kışlaması evet. Kışlama içinde ama bu elimizden geldiği kadar kovan hızlı bir şekilde gelişsin diye. Amacımız bu. Arının siz de bizden daha iyi bilirsiniz zaten. Rütübetten dışında tabii. her şeyle mücadele edebiliyor arı. Tamam. Amacımız burada tamamen ahşap olduğu için içeride rütübeti engelleyebilmek için bu kafalardan 1,5 santim boşluk bıraktık bunlardan. Güzel. Bunu da zaten Ardahan'da zamanında ana üretim çiftliği var. Şu anda hala devam ediyor. Orada eski mühendis arkadaşlar boş kalınca çalışmışlar kendi kafalarınca. Evet. Biz de aldık bunu geliştirmeye çalışıyoruz hala. Üzerine arılığımız da var şu anda 1-2 tane. Çok güzel. Diğer koloni, ben normal ahşap üreticisiyiz ya, arı kovan imalatı yapıyoruz ya zaten. Evet. Diğer kovanlara göre bu biraz daha hızlı ilerliyor. Bunu aldık bunun üzerine koyduktan sonra arıyı bir şekilde 14 çıtaya getiriyoruz. Tamam. 14 çıtanın içerisinde burada besleme ünitesini yapıyoruz, üzerine koyuyoruz. Alttan 1 santim boşluklu arı rahatça gezebilmesi için. Bu da sizin... Bizim kendi icadımız. Üretimiz. Ya kendi icadımız rahat, zaten. Rahat oturuyor. Evet. Buradaki gaye gözeneklerinin kek verdiğimizi ezilmesin. Ezilmesin. Şerbet verdiğimiz zaman ezilmesin. Buzdolabı poşetiyle de. Biz genellikle hani kekikli biraz daha böyle aromalı şeyler veriyoruz da şerbet veriyoruz tamam. da enzimleri tamamlansın diye. O zaman koku çok yayılmasın dışarıya. Tamam. Onun için buzdolabı poşetiyle kullanmak tamam. bizim için daha sağlıklı. Biz de öyle yapıyoruz. Biz de yani o şekilde kullanıyoruz. Arı hızlıca gelişsin diye. Amacımız o zaten. Biz de öyle kullanıyoruz. Bu da zaten örtü tahtası. Tamam. Örtü tahtasını koyduktan sonra zaten artık beze çuvala ihtiyaç duymuyoruz. Bunun amacımız burada. Üzerinde 3 tane havalandırma deliği koyduk. Mevsimin sıcaklığına göre, yöresine göre bunu yapabiliriz. Yapabiliriz. Kapaklarda bir tek onu söyleyeyim. Eskisi gibi büyük kapak havalandırma koymaya gerek yok. Biz ona karar verdik. Onlar daha önceden Engin Bey aslında gezginci arıcılar arı taşısın da evet. arı yanmasın diye yapıyorlardı. Evet. Bu daha sonra bir kültür oldu. Heh. Evet, sebepsiz doğru. yere nedense sürekli onlara böyle kesik atarak bir kültür haline geldi ama bir manası yok esasında. Yani havalandırma evet. karışıklığı olduktan sonra tamam. hiçbir problem yok Güzel. Zaten. İçeride ceryanını yaptı mı, içeriden nemini aldı mı içeriden zaten bir problem olmuyor. Elimizdeki bu kovanımız. Diğeri de zaten ana üretim setimiz zaten. O normal piyasada vardır zaten. Biz biraz daha geliştirdik. Örtü tahtası falan koymaya çalıştık üzerine. Öyle söyleyeyim size. Firmamız... Biz ateşleyen grup olarak geçiyoruz. Kars'tayız, Sarıkamış'ta çok güzel. Faaliyet gösteriyoruz. Denemek isterim İlk bu kovanı. İlk defa fuara geldik. Biz de denemek isteriz bunu çalışmalarımızda. Size Tabii. ulaşım sağlarız. Ben kartımı vereyim size. Verin. Sizin buranın ölçülerine göre size bir tane Yok, kovan yapalım. Bu şekilde de bir denemek isteriz size. Çalışmalarına da tabii, bakıyoruz. Ar-Ge'lerini öğrencilerimizle beraber. Yani daha biz de burada mutlu oluruz. Biz çok seviniriz aslında yani. Biz de daha mutlu oluruz. Sahip çıktığınız için biz de mutlu oluruz yani öyle söyleyelim size. Ne mutlu. Çok tebrik ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hepimizi çok teşekkür yürekten ediyorum. Kutluyorum. Çok Güzel de bir proje olmuş. Tamam çok sağ ol. Daha da onlusunu şu anda çalışıyoruz. İnşallah. Onlusunu da çalıştıktan sonra bir dahaki fuara inşallah. Onu da yetiştireceğiz inşallah. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet Merhaba. Dostumuz Selim Bey nasılsınız? Valla çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Telefonda görüştük daha önce. Aynen doğru. Birkaç sefer görüştük. Allah razı olsun. Kısmet oldu. Kısmet oldu aynen. Evet. Evet sevgili dostlar Kayserili ve sektöre bir yenilik katan kıymetli bir meslektaşımız. Çok inanılmaz bir kovan tasarladı kendisi. Evet doğru. Bunun en büyük özelliği sandviç panel olması. Sistemi, evet doğru. Ve profillerinin de aynı zamanda yan çıtalarının da olması.
Aynen. Bizim farkımız biraz bu şekilde diyorsun. Aynen yani. Doğru. Şöyle hafif olması bir sandviç panel dediğiniz. Şöyle sistem. Göstermek aynen. istiyorum. Evet. Bakın. Evet. Sandviç panel denilen sistem. Özel bir bizim kendi tasarımımız. Erkan. Alüminyum sistemi. Bak. Alüminyum sistemi iki tarafı geçme grift bir alüminyum var. Evet beyaz ve hafif 2,5 santimetre kalınlığı var. Yaklaşık 11 santim ahşabın yalıtıma denk bir yapı var. Kilit sıcak hem soğuk. Hem sıcak hem soğuk. Yani işte bu. Kesinlikle. Yazın ve sıcaktan koruyor, kışın da soğuktan koruyor. %90, %95 kışlamayla çıktı 2 yıldır. Biraz önce bir arkadaş buradaydı. Keşke burada olmuş olsaydı. 10 tane almış geçirse %100 gülüm çıkmış. Evet. Bu evet. Koreli'nin kuluçka sıcaklığı var. 34.5. Evet. Evet. Bunu kuluçka sıcaklığını ne kadar çabuk sağlarsa verim de o kadar artıyor. Evet. Sıcaksa dışarıya çıkıp kanat çırparak enerji harcıyorlar. Soğuksa da içeride kanat çırpıp ısıyı yükseltmek için bir enerji aynen. harcıyor. Aynen. Buradaki amaç bu tasarrufu sağlamak. Biz doğalcıyız. Tabii ki bu konulara kadar ahşap olsun ahşap olsun diye bir sürü kişide temel fikirleri var. Ama yenilikçi fikirleri de her zaman bakmak lazım geliyor. Bu da onlardan birisi. Yani sandviç panel ve sert de bir strafor bu. Aynen 32 dansede strafor evet. kullanıyoruz. İspes. Yani evet sen şöyle gelmeni istiyorum. Senin muhalif bir soru olarak da diğer bir gözle bakmanı istiyorum. Buyur. Evet. Şimdi doğal değil. Değil bu diyor. Evet yani. Tamam. Ahşap değil. Ahşap değilse ürettiğimiz arada ürettiğimiz ürünlere bala veya herhangi bir şey. Evet. Kalıntı bir bırakır mı? Kalıntı bırakır mı? En büyük soru bu. Bırakmıyor. Şu şekilde zaten muhafazası var. Evet. Ve çoğusu da artık bunların gıdaya uyumlu. PVC'deki ürünün de bir mabel efendim. Bildiğim bir mabel. Yani evde eğer bir sıkıntı evlerdeki varsa. Evlerdeki gibi. Aynen. Bunda da sıkıntı. Bu kesinlikle öyle sağlığa zararlı bir ürün değil. Pimapen evet. evde sıkıntı sağlığa zararlısı bu da aynı. Çünkü pimapenin evet. incesi. O 2.4 milim bu. Sadece 0.65 milim. Evet. Bu kadar. Arkadaşlarımız var burada. Evet. Evet. Hacı abi. Nasılsın? İyi misin? Size, nasıl yakalasam diyordum ama. Yakaladın beni. Yakaladım evet. İsim neydi? İsmail Münir. Kastamonu. Maşallah. Neresi Kastamonu? Seyrediyoruz ben de ama. Kastamonu neresi? Maşallah abi çok güzel. Biz de Selim Bey var. Onun standında kovanlarına bakalım dedik. İşte gıdaya karşı bir zararı olmadığını, gıdaya uyumlu bir ürün olduğunu, buradaki temel amacında arının ölümlerini minimuma indirmek, sıcak ve soğuk farkını ortadan kaldırmak için yapmışlar. Biz de inceliyoruz, bakıyoruz şimdi. Video çekeceğiz. Selim Bey'le zaten onu konuştuk. Evet. Sağ olsun bize arkadaşlarımız da ulaşmışlar. Biz her ürünü özellikle bekliyorum dedim. Biz de bir videosunu çekeceğiz. Değerlendirmemizi yapacağız. Ama ön yargılı yaklaşmıyoruz. Tabii. Çünkü biz bu tarz termokovanlara estağfurullah. Termokovanlara biz de böyle bir sıcak bakıyoruz. Çünkü ne yazık ki bizim ülkemizde mevsimler de değişmeye başladı. Gece ve gündüz sıcaklık farkları 10 derecenin üstüne çıkmaya başladıkça sorunlar da yaşamaya başladık. Mesela Mart 1'i 2'si çiçek açtı şu an birçok şeyler. Ama geçen seneye göre olmuyordu. Bir düzensizlik var. Bunları ne yazık ki biz artık ahşap kovanlar tabii ki doğal olarak çok güzel ama bazen içeriye fazla nem alabiliyor. Bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. İsim neydi? İsmail. İsmail abi, bundan dolayı biz de farklı denemelere de bakıyoruz. Onlardan biri de Selim evet. Bey'in bu kovanı ilgimizi çekti. Biz de deneyeceğiz dediniz diyor. Ben de üç kere ilgimi çektim, üçüncü defa geldim. Evet. evet. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Merhaba. Merhabayın. Metin Özel'in öğrencinizin. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Çekimden sonra görüşelim hocam. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada Yasin dedi ki benim bir fikrim var dedi. Evet. Yorum yapmak istiyorum. Buyur. Eline aldığın iki taraflı bu şey plastik PVC. Evet doğru PVC. Pimapen. Bu abi az önce gördüğüm şu iç tarafını ahşap yapmışlar. Yani var. Aslında iç tarafı ahşap olsun ben bunu istiyorum diyenler için de alternatif üretmişler. Evet. Bu hoşuma gitti. Propolis tutar. Evet. Yani bu içi ahşap olan da var. Evet aynı. Yani biz plastiğe karşıyız diyenler için önemli olan iç tarafı zaten. İç tarafı gayet güzel şekilde yapılmış. O yüzden aynen. tebrik ederim. Hayırlı olsun. Tabii o da var. Yani o ürün olarak var. İstersen böyle bir bakabiliriz. Cevap vermemiz gereken soru şey aslında. Plastiğe karşı olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Şimdi yani onda
henüz netleşmedik. Şöyle, biz tabii ki doğalcıyız, doğaldan yanayız. Her zaman her şeyin en doğal olsun istiyoruz. Buna bir kere hemfikiriz. Ama çok ciddi koloni kayıpları yaşanmaya başladı. Arıcılar bazı kendi şahsi hatalarını da diyor ki Varroa'dan kaynaklı, Varroa'dan. Bu her şey Varroa'dan kaynaklı olmayabiliyor. Ne yazık ki bu tarz nem, rutubet, bu tarz sonuçları da kendi kusurlarını yaşayabiliyor. Biz de bunları bu tarz ürünlerle indirmeye çalışıyoruz. Zaten deneyeceğiz. Bir çalışma da yapmak şöyle istiyoruz. Şöyle bir şey yapabilirim isterseniz. Tam böyle spontane gelişen bir şey. Denemiş bir arkadaş. Gel bakalım. Evet. Veli Bey. Veli Bozkurt. Evet. Veli Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim valla. Denemişsiniz ürünü. Evet. Bende kovanı var. Denedim. Hatta videoları var. Videolarım da var. Canlı yayında çekiyorum. Çok güzel. Çok memnunum. Yavru atışında. Hangisini kullandın? İçi PVC olandan kullandım. Tamam. Şuradan. Evet abi. Bundan kullandım. Evet. PVC. Diyorlar ki rutubet nem yapar. Kesinlikle yapıyor. Nem yapıyor. Damla damla. Soğuluyor. O da içeride yavru, kapalı yavru olduğu için. İç üstüne ben naylon kapatıyorum. Altı polen tuzaklı olduğu için mecburen naylon koymam gerekiyor. Çuvalda sirkülasyon daha çok olduğu için naylon koyuyorum. O da buharlanma hapı yapıyor. O da arının su giderini alıyor orada içeride. Suyu emiyor. Dışarıya çıkmakta gerek kalmıyor yani. Tabii su ihtiyacını karşılayabilir. Bir yüzeyde iki sıcaklık farkında, evet, sıcak hava, 7 derece alıyor. Fark varsa, evet, sıcak taraftan rutubet yapar, nem yapar. Bu bir fizik kuralıdır. Evet. İhtiyacından fazlasını zaten emer ama yüzeyi su tutmadığı için tutmuyor. Drenaj olarak da aşağıya akıyor diyorsun. İnerken de arı su ihtiyacında. Kaç koloni var sizde bunu kullandınız? Ben şu an geçici olarak 3 tane aldım, tamam, denedim. Memnunum, ilerleteceğim ara. Tamam, biz de bir 5 taneyle bir çalışmaya başlayacağız i̇nşallah, bakalım. İnşallah. Bir inşallah. Deneyeceğiz. Birkaç şey olarak şimdi çalışmanı yapacağız. Şimdi şunu düzeltmek istiyoruz abi. Biz, buyurun, her seferinde doğalcı olduğunu söylediğimiz için, yani aslında bu doğalcı olduğu söylemek bile yanlış. Çünkü herkes doğalcıdır aslında, evet, özünde. Şimdi plastik mi, ahşap mı, bu tartışmalar var ya. Aslında teknolojiye karşı değiliz, Ar-Ge'ye karşı değiliz. Şimdi abi burada bir başarı ulaşıyorsa, bunun mikro anlamda, mikroorganizma anlamında bir zararın olmadığı ortaya geliyorsa eğer, biz buna karşı değiliz. Ama bunların Ar-Ge çapında araştırılması, bunların geliştirilmesinden tarafız. Yani plastiği aldım, kullandığıma karşıyız. Ama bu araştırılıyorsa, buradan bir ürün çıkıyorsa ve bu fayda sağlıyorsa, buna tabii ki karşıdayız. Yani doğalcıyız derken aslında plastiğe tamamen karşıyız anlamında kullanmıyoruz. Bunu düzeltmek lazım. Abi, bu kovanda yavru kesmiyor. Az bir yavru oluyor yine. İçerinin sıcaklığını tutuyor şu olay. İçerinin, evet, sıcaklığını tutuyor. Demek istedim. Yani memnunsanız tabii ki değerlendirmek memnun lazım. Evet. Memnun olmasam, evet, zaten dedim. Evet. Yani. Memnun olmadım, söylerim. Yapıyoruz. Beğeniyoruz sizin ders anlatmanızı, yorumlarınızı. Ondan sonra kişilere karşı hitap ve gönül alma şekillerinizi. Evet, teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın abi. Bazı yazanlar var, onlara kulak asmayın. Zaten ben onu yazdım, onları dinlemeyin. Kalite asla tesadüf değildir diye de yazdım ben onu. Akışkanlığını, kıvamı nasıl? Vallahi şu aklım bunda kaldı. Çok, bal tabii hep tüketiyoruz. Bal da çok güzel. Biz tabii sürekli bal göre artık bu bizi çekiyor dediği yok, gibi. Sadece hani, yorum olarak akışkanlığı, yok, güzel, kıvamı hani gerçek güzel. Evet. Mi? Yok, gayet yoğunluğu da güzel. Burada tarafsız bir gözle Erkan, ne diyorsun? Erkan şimdi benim ediyor. Babam da arıcı. Ben de Karadeniz'de kestane balıyla karışık bir bal üretiyorum. Ondan çok daha farklı bir bal. Çok güzel. Aroması bunda hissediliyor. Diken miken ağırlıklı bir karakovan gibi bir şey yani öyle. Güzel, ben çok beğendim. Çok, evet, beğendim. Normalde her balı yemem. Yok yok, işi biliyor canım, o adam işi bilen adam.